Doktor, başka kardeşi var mı? Dedi MR'ına bakarak. Aslında bizim de hikayemizin başlangıcı doktorun bu teşhiste söylediği ilk cümle. Başka kardeşi var mı? Zor bir süreçti tabii. Biz bilmeden bu yola girdik ama bir şekilde hayat, karşılaştığımız insanlar, tesadüfler, her şey çok lehimizeydi. Allah da hep yanımızdaydı. Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhaba. Sarı Lacivert Hayatlar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu sezon Sarı Lacivert Hayatlar adı altında bir programa başladık. Bu programda Sarı Lacivert'e, Fenerbahçe'ye adanmış hayatları sizlerle buluşturmak istiyoruz. İlk programda da muhteşem bir aile var. Harika bir hikayeleri var. Onları sizlere tanıtmak istiyorum. Gülmez ailesi bizlerle birlikte. Kıvanç, Çınar ve Bilgen Gülmez bugün sizlere hem Sarı Lacivert'i hayatlarını hem de muhteşem hikayelerini anlatacak. Öncelikle Kıvanç, hemen senden başlamak istiyorum. Öncelikle seni bir tanıyalım. İzleyicilerimiz, taraftarlarımız seni bir tanısın. Ondan sonra tabii ki o hüzünlü mü desem, muhteşem mi desem bir hikayeniz var. Onu da izleyicilerimizle buluşturmak istiyorum. Söylediğin gibi soy isim Gülmez ama bugün inşallah gülerek çok keyifli bir yayın yapacağız. Ve ilk program olması dolayısıyla da hani bu güzel yayın ve ilk program için de aslında Gülmez ailem adına ben de çok teşekkür ederim İnci. Ben de size teşekkür ediyorum. Hemen Çınar, seni de tanımak istiyorum. Ben Çınar, bugün heyecanlıyım tabii. İkinci röportajım FBTV'de ama gene de heyecanlıyım. Bu yayına da konuk olduğum için teşekkür ederim. Hemen Bilgen Hanım, sizi de tanımak istiyorum biraz. Bilgen ben de. Doğuştan Fenerbahçeliyim ben de. Evet, acık yani zor bir hikayemiz var ama sonu güzel biten bir hikaye. Bugün tüm Fenerbahçelilerle paylaşmak için buradayız. O hikayenin en başına gitmek istiyorum. Aslında zor bir hikaye, zor bir süreçten geçtiler ama muhteşem bir başarı hikayesi bu arada. Hemen ufak bir giriş yapalım. Tabii ki o hikayenin bir de kahramanı, bir tane daha kahramanı var. Başka Kardeşi Var mı adlı kitaba da geleceğim. O hikaye bu kitabı doğurdu. Hemen hikayenin girişini sizden dinlemek istiyorum. Tabii ki bir kitap yazdık. Başka Kardeşi Var mı ismi. Detaylarını anlatacağım ama hikayenin kahramanı oğlum Çınar Gülmez. Ben onun babasıyım, Kıvanç Gülmez. Öncelikle o tanışma faslında heyecandan atladım. Yaklaşık 3 yıl önce Çınar bir kemik tümörü teşhisiyle, aslında Çınar bir Fenerbahçe Maltepe Basketbol Okulu'nun bir oyuncusu idi 3 yıl önce. Antrenman sırasında sekmeye başladı. Bunun bir vücut bir problemi, bir sakatlık gibi algıladık aslında. Yoğun antrenman temposu dolayısıyla böyle bir sakatlık olduğunu ilk düşündük. Röntgenler çekildi, hiçbir şey olmadığı bir ağrı kesici jel eşliğinde eve gönderildi Çınar. Sonrasında tekrar antrenmanlara çıkmaya başladığında tekrar nüksetti. Bir iki hafta dinlendikten sonra tekrar kontrol amaçlı antrenmana çıkardık Çınar'ı. MR çektirelim dedik. Hani bir kas problemi ya da lif problemi olabilir. Doktor, başka kardeşi var mı? Dedi MR'ına bakarak. Aslında bizim de hikayemizin başlangıcı doktorun bu teşhiste söylediği ilk cümle. Başka kardeşi var mı? 8 santim çapında bir kitle olduğu söylendi bacağında. Bir gün ağladık. Bizim başımıza neden bu geldi dedik. Sonrasında biz bir mücadeleye girdik. Aile olarak bu kemik tümörünü temizleme mücadelesi ama Çınar'ın da tabii ki basketbola geri dönüş mücadelesi oldu bu 3 yıl. Çok zor süreç içinde 5 ameliyat, 7 kemoterapi kürü, onun dışında artık sayısını saymayı bıraktığımız MR'lar, tomografi çekimleri, röntgenler. Neticesinde bugün buradayız. Çınar basketbola da geri dönüş yaptı. Aslında biz o amacı, o havucu en tepeye koyduk. Bir tümör temizleme mücadelesiydi bu ama biz aile olarak Çınar'ı basketbola geri dönüşü için, tabii bu arada kendisi bu geri dönüş için çok mücadele etti. 2 yıla yakın
fizyoterapi aldı. Hep tabii bunlar antrenman adı altıyla. Biz süreçte birçok kavramı bir aile dili olarak her şeyi değiştirdik. Tümör demedik, onun ismine başka isim verdik. Onun dışında fizyoterapi seanslarına antrenman dedik. Tümöre dediğim gibi kötü huylu hücre dedik ve biz iyiliğimizle, mücadelemizle o kötü huylu hücreleri iyi huylu hücrelere geri dönüştürme mücadelesiydi. Kitap da aslında Çınar'ın bu mücadelesine aslında biraz saygı satırları oldu ve bu mücadelenin de aslında bizim gibi benzer süreçten geçen ailelere ve çocuklara tabii ki öncelikle bu mücadelenin de bir ilham ve motivasyon kaynağı olması için aslında satırlara döktük. Size çok sormak istemiyorum ama ufak çünkü anneler bir tık daha duygusal olabiliyor. Tekrar o sakın hiç tekrar o günlere dönmenizi istemiyorum ama şu anda muhteşem bir başarı hikayesi ve tekrar sporla ve Fenerbahçe ile ayağa kalkmış ve tekrar o basketbolculuk hayallerine dönmüş bir çocuğunuz var. Gerçekten kahraman. Ufak bir yorum da sizden almak isterim. Zor bir süreçti tabii. Biz bilmeden bu yola girdik ama bir şekilde hayat, karşılaştığımız insanlar, tesadüfler, her şey çok lehimizeydi. Allah da hep yanımızdaydı. Çınar çok güçlü bir çocuk zaten. Beraberce her şeyin üstesinden geldik, spora döndü. Bugün burada bu röportajı yapıyor olmak büyük bir mucize bizim için ve şükür nedeni. Okuyanlar zaten anlayacak. Hani çok çok Kıvanç daha iyi anlatıyor tabii. Umarım hani bir kişi bile, hep öyle diyoruz biz, bu kitaptan yararlanıyor olsun, bizim için büyük mutluluk. Çınar gibi çok çocuk var, hasta olan aileler var, büyükler var, hasta olmayan insanlar bile, yani gerçekten hani hayatın değerini aslında anlatan, şu anın değerini anlatan bir kitap. Öncelikle Çınar'a teşekkür ediyorum. Çok güçlüydü de hep, her zaman başından beri. Güzel oldu. Çınar'a da biraz sormak istiyorum. Fenerbahçe ve basketbol o zamanlarda ve tüm hayatında şu ana kadar seni nasıl etkiledi, nasıl ayağa kaldırdı? Biraz buradan anlatabilir misin? Yani küçüklüğümden beri Fenerbahçeliyim. Her zaman da öyleyim. Yani Fenerbahçe'de 6 yıl basketbol oynadım ve hala deli Fenerbahçeliyim. Hiç bozulmasın, hayatım, değişmesin. Hayatım basketbol oldu artık. Kitaptaki notları kurcaladığımda şöyle bir Solukas tedavi süresince mi lakabı Solukas'tı? Şöyle, Çınar 5 yaşında Maltepe Basketbol Okulu'nda ilk eğitimini almaya başladığında aynı grupta 4 tane, kendisiyle beraber 4 tane daha Çınar ismiyle basketbolcu vardı. Koçuna hani herkese Çınar Çınar dediği için bana da Solukas deyin demiş. Öyle kaldı. Yani o ilk yıl işte Çınar'ın lakabının Solukas olduğu anlaşıldı ama sonraki yıllarda yeni basketbolcular gelince Çınar'ın ismini bilmemeye başladılar ve Solukas olarak devam etti. Bize ne faydası oldu bunun? Şöyle faydası oldu. Tedavi döneminde İlker Üçer'in de desteğiyle, Fenerbahçe Beko basından çok değerli arkadaşımızın da desteğiyle Fenerbahçeli basketbolcular bize motivasyon videoları gönderdiler. Harika, harika. Ve tabii ki ilk o gönderen basketbolcuların ilki Solukas oldu. İşte lakabının da Solukas olduğunu öğrendim ve mücadelende senin yanındayım şeklinde bize videolar gönderdiler. Merhaba Çınar. Merhaba Çınar. Basketbol oynadığını duyduk ve basketbolu çok sevdiğini biliyoruz. Biz tüm takım olarak sana sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Asla pes etme, basketbol oynamaya ve basketbolu sevmeye devam et. Merhaba Çınar. Biz hem onere olduk hem aslında ondan da ziyade motive olduk ve parkeleri geri dönüş için aslında bize büyük bir moral kaynağı oldu o videolar. O gün bugündür hala Solukas olarak devam ediyor. Ya müthiş. Kitaba gelelim mi biraz? Biraz kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitabı şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kitap bile sarı lacivert. Her şey sarı lacivert. Kitaba gelmeden önce kitabın basılış hikayesinde şurada bir farklı bir renk olmuş. Onu izleyicilerimizle paylaşmanızı isteyeceğim. Şu kitabın şu
şu lacivert olan yerleri farklı bir renk olmuş. Onu Kıvanç Bey sizden bir... İstemediğimiz yani. Sarının üzerine gelmeyen bir renk olması gerek. Yani lacivertin sarı yanında başka bir renkin olmamasını düşünüyoruz her seferinde. Yani şimdi bir kitap yazdık. Çok teknik bir iş tabii. Editöryel olarak yazıyorsunuz. Bir ekip işi, kapak tasarımı, o kısımlar. Teknik bilgi gerektiren kısımlar. Yayın evi sarı ve bordoya yakın bir kırmızımsı bir renk yaptılar ilk başta. Bunu onaya sundular ama ben şimdi... İlk kitabım olması dolayısıyla şimdi raflarda bunun duruyor olması belki satışı arttıran bir triktir diye düşünüyorum. Ya dedim hani burada şey Fenerbahçelik yanım ağır basar mı, garip kaçar mı? Bilgen de bana telefon açtı. Ya Kıvanç dedi sen dedi böyle bir şeye nasıl izin verdin dedi. Bu kitabın sarı bordo, sarı kırmızı olmasına aslında. Ya Bilgen dedim... böyle bir şey için hani söylenir mi bilemedim. İçime hiç sinmedi dedim. Bütün arkadaşlarımız Fenerbahçe'de hikayemiz Fenerbahçe'de. Tabii baskıdan önce hepsini iptal ettirdik. Tekrar çizim yapıldı. Gönlümüze sinen, içimize sinen kısma büründü. Neticede bu bir Fenerbahçe hikayesi. Fenerbahçeli bir basketbolcunun geri dönüş hikayesi. Tabii bütün takımlara saygımız sonsuz ama bunun sarı lacivert oluyor olması onu bizim açımızdan ve kitap açısından aslında anlamlı kılan şeydi. Böyle çok da güzel oldu. Harika olacak. Kameralarımıza gösterirsen. Böyle çok da güzel oldu. Çok sevineceğim. Tabii kitabın biraz içeriğinden bahsedelim. Bunun başlama ya da yazma hikayesini önce öğreneyim sizden. Aslında biraz tersten gelişti çünkü başka kardeşi var mı? O teşhisteki ilk cümle, hani kitabı yazdıktan sonra isim aramadım, isim vardı sonrasında kitap haline geldi. Kitap yazmak aslında başlangıç noktasında benim için biraz terapi oldu. Kemoterapi gecelerinde sandalye üzerinde sabahlamak zorunda kaldık birer saatlik uykuyla. Ben o araları da aslında değerlendirdim. Hem kendimi terapi ettim hem zamanı da aslında kayıt altına aldım. Ben Çınar'ın 5 yaşından beri bütün videolarını, fotoğraflarını da aslında iyi bir arşivciyim bu arada televizyoncu olmam dolayısıyla. Ki hani ilk günde bir ay sonrası veya bir yıl sonrasında nereye geldiğimizi görüyor olmamız gerekiyor. Aslında kitabı aldığım notlar sayesinde kitap oluştu. Ben anları işte haftada 2 gün, 3 gün hep yazıp kenara not ettim. Ya şöyle aslında Türkiye'de yaklaşık 250 bine yakın her yıl yeni tümör hastası yetişkin. 8 bine yakını da çocuk ve ergen yeni hasta bu aslında kervana ekleniyor. Ben bunlara aslında bir şey anlatmak istedim. Yani biz bunları yaptık, başarılı olduk. Bilge'nin de az önce söylediği gibi bir kişiye bile bunun faydası olursa bizim için de bir mutluluk. Biz şimdi bu hastalığı atlattık. Kontrollerimiz sürüyor ama başka çocuklar ya da aileler bu hastalıktan kurtulmadıkça tam bir sevinç değil bizimkisi. Yani buna bireysel sevinemiyoruz. Yani işte saçlarımız döküldüğünde biz onlar gibiyiz. Şu anda biz onlar gibiyiz. O çocuklar iyileştiği zaman, o aileler kendilerini tedavi ettiği zaman, psikolojik olarak onardığı zaman aslında biz bu işi atlattık diyeceğiz. Şu an atlatmadık. O gözle bakmıyoruz. Bizim tam mutluluğumuz herkesin sağlığına kavuştuğu zaman. Dediğim gibi başlıkta kardeşi var mı? Teşhisteki o ilk cümleyle kitabı yazdım. Üçüncü yıla girmek üzereyiz artık. Tedavide 2 yılı geçtik ama süreç aşağı yukarı 3. yılına yaklaşıyor. Çok iyi geri dönüşler var. Şu an tedavisi süren mesela 70 yaşındaki bir tümör hastası bir yaşlı bir amca mesela mail attı geçenlerde. 11 yaşındaki bir çocuğun mücadelesine kitaba sarıldım diyor. Bizim için mutluluk bu. Kitabın çok satılması, ikinci, üçüncü baskısı olması değil. Bizim mutluluğumuz insanlara bir şey söylüyor olması. Aslında dert ortağı da bir kitap. Kesinlikle. Çünkü insanların morali, motivasyonu düşük olduğunda ya da kötü olaylar yaşadığında biriyle konuşarak tekrar acıyı aslında yine tazeliyormuş gibi hissediyor bazıları. Bazıları konuşarak rahatlıyor. Ama konuşamayan insanlar bu kitapla aslında yoldaş, dert ortağı olabilir bence. Biraz kitabın içeriğine gelmek istiyorum. Çünkü ufak ufak da notlar var. Sadece Çınar'ın hikayesi de yok. Dertli
dert taşıma notlar bölümü de var. Muhteşem şeyler. Benim dikkatimi çeken bir notu izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bu çünkü sadece hasta insanlara ya da tedavi gören insanlara değil, herkese bence bir not. Hemen izninizle şunu okumak tabii istiyorum. Hayatta uzun boylu plan yapma. Olmasını istediğin durumlara karşı, olmama ihtimaline karşı B planı da yap. Hatta B planı da yapma. Anı yaşa. Evladınla, evlatlarınla, ailenle, sevdiklerinle anları yaşa. Yapamayacaklarına, olumsuz fikirlere, bir şey olacağına asla odaklanma. Tanrı ile pazarlık yapma. Tanrı inancın varsa Tanrı ile işbirliği yap. Barış, Tanrı'ya inanmıyorsan kendine ve yapacaklarına inan. Sadece hikaye değil bu kitabın içeriği. Şöyle, bir sağlık kitabı değil. Biz bir 3 yıllık bir sağlık mücadelesini kitaba aktardık ama bir sağlık kitabı değil, mizah da var. Çünkü sadece sağlığa odaklandığınız zaman böyle bir hastalığı çözemiyorsunuz. Aynı anda kontrol etmeniz gereken birçok şey var. Psikolojik kısmı, işte tedavide teknoloji, donanımlı, bilgi sahibi doktorlar, inanç kısmı devreye giriyor. Ama psikolojik kısmı en çok etki eden, başarıya götüren nedenlerden bir tanesi. Kitapta sağlık dışında da birçok anlattığımız şey var. Mizah da aslında bunun paydaşlarından bir tanesi. Derttaşlarıma not kısmı önemli çünkü sadece bizim psikolojimizin de iyi olması yetmiyor. İnsanların da bize karşı davranışları da aslında çok önemli. Belki biz de 3 yıl önce farkına varmadığımız şeyler bize söylenen iyi niyetli bir cümle de bazen moralimizi bozabiliyor. Aslında biraz derttaşımla dertleşiyorum aslında. Kesinlikle. O kısımda. Tam bir dert ortağı aslında. Ben Çınar'a da sormak istiyorum. Kitabı baban yazarken böyle babana tiyolar verdin mi? Bunu mesela, şunu da mutlaka oraya not et, bunu da mutlaka yazmalısın. Ya da okuduktan sonra neler hissettin? Biraz senin de kitap hakkında duygularını almak istiyorum. Ben aslında çok odaklanmadım kitaba. Zaten benim hayatım olduğu için hiç okumadım. Z kuşağı tepkisi. ama bence daha iyi oldu. Yani okuma. Şimdi 11 yaşında. Bence 14-15 yaşından sonra Çınar bu kitabın neden yazıldığını ve kimlere ne fayda sağladığını anlayacak. Şu aşamada benim o kitabı bitirmem için okumaması daha faydalı oldu. Evet. Ya o yüzden babamı rahat bıraktım, hiç şey yapmadım, engellemedim, hiç tüyo da vermedim, o ne istediyse, ne hissettiyse yazdı. Bana en büyük faydası ama mücadeleyi bırakmayarak tabii, yani yoksa bu kitabın 120. 130. sayfasında belki bitiyor olacaktı. Ya belki şu anda hep konuştukça hep aklıma geliyor ama mesela fizyoterapi kısmı, şimdi bir Çınar ameliyatlarını tamamladı ama sonrasında geri dönüş için çok büyük bir fizik tedavi etabına girdi. Orada iyi ki 5 yaşında basketbola başlamış Fenerbahçe'de. Bu çok önemli. Çünkü o disiplinle, o çalışma temposuyla ve o vazgeçmeme hırsı aslında Çınar'ın basketboluna ve o aldığı Fenerbahçe kültürüne dayalı. Çünkü bir çocuğu siz ne yaparsanız yapın, 2 yıl boyunca haftada 3 kez düzenli bir şekilde fizik tedaviye gönderemezsiniz. Orada bir aslında basketbola geri dönüş hikayesi var. Kitapta da aslında söylediğimiz cümlede şu, basketbol iyileştirir, bizi hem basketbol hem Fenerbahçe iyileştirdi. Sizin kitap hakkındaki yorumunuzu ve duygunuzu da almak istiyorum. Kesinlikle, hani biz neler yaşamışız dedik. Dedim ya, öncelikle ben kitabı baskı aşamasından herhalde bir hafta önce falan okuyabildim. Kıvanç sürekli hani yazıyordu, biliyordum ve bana hani okumanı istiyorum, hani fikrini öğrenmek istiyorum dediğinde hani hiçbir zaman okuyamadım. Yardımcı olamadım ona. O yüzden son aşamada okuyabildim ve ilk okumamda çok etkilendim. Çok hani gerçekten ağır geldi. İnsan hani yaşarken anlayamıyor çoğu şeyi. Sonra bir daha okudum ve okudukça daha çok güzel bir iş yaptığının kanaatine vardım. Şöyle şu konuşurken Kıvanç şu geldi aklıma. Şimdi biz ilk hastalığını öğrendiğimizde Kıvanç beni aradı. Daha doğrusu o öğrendiğinde beni aradı. Hastalığın ismini söyledi ve ben ilk olarak hemen internete girip ne olduğuna baktım.
Dolayısıyla ilk baktığımda en kötü şey yazıyordu. Yani ilk gördüğüm haber çok kötüydü. Yani onunla ilgili bir makaleydi sanırım, haber değildi. Dolayısıyla insanların kötü, yani ve yıkıldım yani o an. Hemen kötüye odaklandım vesaire. Dolayısıyla insanların güzel şeyler okumaya ve güzel şeyler duymaya ihtiyacı var. Bu kitap bunun için yazıldı. Önce hani biraz kızıyordum, Kıvanç'a niye yazıyor vesaire diye, hani içimden ona hiç söylemedim ama şu an çok mutluyum yazdığı için. Hani bir daha teşekkür ediyorum. Öncelikle birbirinize çok bağlı, muhteşem bir ailesiniz. İkincisi, tabii ki sizin dediğiniz gibi 5 yaşından beri basketbolla Fenerbahçe'nin içinde olması. Çünkü futbol, basketbol ya da takım sporları ya da herhangi bireysel sporlar belli bir, sizin dediğiniz gibi de 3 gün nasıl götürebilirdik dediniz. O ama antrenmanlara gitmekten, o çünkü siz fizik terapi demiyorduk, antrenman diyorduk dediniz. Onların isimlerini değiştirdiniz dediniz. O yüzden o hayata aslında sadece biz bedenen spor yaptığımızda, hani bedenimizin sağlıklı olması için spor yapılması gerektiğini düşünürken aslında sporun nelere faydalı olduğunu da canlı canlı görmüş oluyoruz. Bu arada sizin az önce internete bakıp okuduğun, hani kötü aldım dediniz, kitapta bununla alakalı da sizin bir notunuz var değil mi? Hani hemen Google'a girmeyin, hastalığı araştırmayın çünkü bu kişiden kişiye değişebilen süreçler. Ya bir de şu da var, söylediğini onu da ilave etmek gerekiyor. Yani bilgi sahibi olmak tabii ki çok önemli. Hasta neyle mücadele ettiğinizi biliyor olmak önemli ama aslında günümüzde tüm haberler için de bu gerçeklik kısmı son derece önemli. Bazı eski bilgiler güncellenmiş oluyor ama mesela 10 yıl öncesinin teknolojisi aslında bizim gibi hastalıklarda 10 yıl öncesi çok eski bir tedavi şekli. Bu güncellemeler aslında bazen hata yaptırtabiliyor. Ya da sizin psikolojinizi işte 100 kişide 1 kişide kötü sonuç olmuşsa o bile psikolojiyi bozabilir. O yüzden biz biraz internet kısmında kendimizi o kısma biraz kapattık. Yani doktorlarımızın söylediği bilgilerle aslında hep o anki anımıza ve sonrasına odaklandık. Yani daha mesela 5 yıl önceki bilgiyi çok baz almadık veya istatistiki bilgileri çok baz almadık tedavide. Kendi tedavi dilimizi oluşturduk, bir aile dili oluşturduk. Çınar'ın anlayabileceği kavramlar haline getirdik. Orada bir hani Google dedin ama Google'un biz belki translator, o çeviri kısmını kullandık ve bir Çınarca'ya bir dil çevirdik. Çünkü o yaştaki bir çocuğun anlayabileceği şekle, formata soktuk. Doktordan bilgileri alıp Çınar'ın anlayabileceği de çevirdik. Ya işte psikoloğu da vardı. Onun söylediklerinde de mesela aracıydık. Biraz belki hani ikimizin de işi gereği medyayız. Evet, o M harfi, kıyafetlerdeki M harfi gibi ortada durduk aslında. O bilgiyi alıp biraz süzgeçten geçirip, doğru olan buydu ama burada süzgeçten geçirdik derken evriltmedik sadece, gerçeklikten saptırmadık, anlayacağı bir dile çeviriyor olduk. Bence aslında en büyük başarı bu oldu ki psikoloğumuz da mesleğimizi elimizden alacaksınız gibi bir yorumda da bulundu. Çünkü öyle olmak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Fenerbahçeliye gelmek istiyorum. Fenerbahçe bizi iyileştirdi. Basketbolla Fenerbahçe bizi iyileştirdi dediniz. Biraz o kısmı açmanızı isteyeceğim. Çünkü gerçekten programımızın adı gibi sarı lacivert hayatlar yaşıyorsunuz siz de. Biraz Fenerbahçelilik sizi nasıl ayağa kaldırdı? O süreçte Fenerbahçe size neler yaptı? Ne gibi moral verdi? Onu dinlemek istiyorum tabii ki. Tabii yani süreçten yani hayatımızı, kendimizi bildim bileli Fenerbahçe'yiz. Ben de işte meşhur fotoğraf vardır ya, babanın üzerinde çocuk forması, çocuğu 19, babanınki 07 gibiydi benimki de. Babamdan o Fenerbahçeliği aldım ben. Ama ben çok demokrat bir Fenerbahçeli oldum. Şöyle 5-6 yaş aralığında ben diğer takımlara baktım aslında. İşte 1-2 haftalığına Galatasaraylı oldum, 1-2 haftalığına Beşiktaşlı oldum. Benim anneannem yün çorap örerdi. Yazın sarı lacivert yün çorap giydiğimi hatırlıyorum. Demokratik derken diğer takımlara da baktım ama o kıyafet, o Fenerbahçelik benim üzerime 6 yaşımdan beri oturdu ve ben o gün bugündür Fenerbahçeliyim. Çınar 5 yaşında Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe ruhunun aslında tadına vardı. Süreçle ilgili de Fenerbahçe iyileştirir dedik, basketbol iyileştirir dedik. Bizim hep hayatımız aslında Fenerbahçe oldu ve bu dönemde de mesela
taraftar Fenerbahçe'nin yanındadır ya, Fenerbahçe de bizim yanımızdaydı. İşte Fenerbahçeli basketbolcular moraller verdi. İşte sizler video çektiniz, gönderdiniz süreçte kitapla ilgili. Onun dışında kemoterapi günlerinde bile Çınar o serumları, o acıyı çektiği zaman bile Fenerbahçe'nin basketbol maçlarını izledi. Bilgisayardan, laptop'tan önünü açtık, futbol maçlarını takip etti. İşte serumu alıyoruz ama maçın skorunu merak ediyoruz. Fenerbahçe bizim hayatımızda. Fenerbahçe iyiyse biz de iyi oluyoruz. Kötüyse o hafta üzülüyoruz ama sonraki hafta yine sıfırdan başlıyoruz. Bu süreç aslında bizim hayata bakışımızı ve Fenerbahçe'ye bakışımızı da değiştirdi. Şöyle, bazen ister istemez hani hırslar önümüze geçebiliyordu. İşte yenildiği zaman üzüntüyü abartabiliyorduk ama bu süreçte şunu da öğrendim. Fenerbahçelilik aslında galibiyet, mağlubiyet ya da şampiyonluk da değil. Yani kötü anımızda, en zor anımızda bizim yanımızda olduğu için bizim için artık hayatta hep zaten en üst seviyedeydi ama Fenerbahçelilik bambaşka bir şey bizim için. Bu arada ben de video gönderdim sizin kitabınız için. O videoda ben de vardım. İnanılmaz bu arada mutlu oldum. Teşekkür ederim beni biz de teşekkür ederiz böyle olsa. Bir şey dahil ettiğiniz için. O vesileyle tanıştık tabii ki Kıvanç abilerle. İyi ki de tanışmışız. Muhteşem bir aile tanıdım. Harikasınız. Ben son sözlerinizi alacağım. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Aslında sabaha kadar konuşuruz. Fenerbahçelilikle alakalı Çınar'ın da duygularını almak istiyorum. Çünkü asıl Fenerbahçelik hikayesi onda. Bir babamın sözü demişti şimdi. Ben de böyle bir Galatasaray maçlarını falan izledim. Böyle ben de Galatasaraylı olmak nasıl bir duygu falan diye düşündüm de ben gene Fener'in maçına kanalı döndürdüm zaten. Fenerbahçe bırakılmaz. Yani ben küçüklüğümden beri hep Fenerbahçe'yi sevdim yani. Şimdi anlıyorum ama Fenerbahçe'nin ruhunu. Yani kaybetse ilk gün kızıyorum. Diğer günler gene maçını izliyoruz yani. Ya başta da dedim ben hani doğuştan Fenerbahçeliyim, çok hani fanatik değilim, çok bir bilgim de yok ama Kıvanç ve Çınar'dan dolayı hep takipteyim. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi çok destek oldunuz, teşekkürler camia olarak bize. Dediğim gibi bir Fenerbahçeli'nin hayatına dokunabilirsek ne güzel. Tekrar teşekkür ederiz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki sizi tanıdık. Kitabınızı da bu arada umarım herkese moral, motivasyon, ışık olur. Başka kardeşi var mı? Mutlaka okuyun. Sadece dediğim gibi bu hastalıkla ya da herhangi bir hastalıkla mücadele eden kişiler değil, herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü hayata dair, yaşama dair pek çok şey barındırıyor içinde. Ben tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki sizi tanıdık. Burada ne güzel, harika bir Fenerbahçelilik ve başarı hikayesi dinledik. Son sözüm varsa alayım Kıvanç abi. Vallahi ben de çok teşekkür ediyorum. İlk programa katılma onuru da bizim için harikaydı. Umarım Ali Çınar basketbola geri dönüş yaptı. İnşallah ileride Fenerbahçe'nin önceliğimiz tabii o. Tabii Fenerbahçe'nin ki. Bir oyuncusu olması. Az önce bahsettiğimiz gibi hayatın akışına bıraktık. Basketbolcu olmazsa kendine B planları da yapıyor. Çok iyi bir aşçı. O belki ileride bir belki basketbol programı yapar. Yemek temalı bilmiyoruz bakalım. Harika. Onlar anne da baba da medya olur. Sektöründe zaten. Müthiş. Sporla yemeği birleştirebilir. Evet. Neden olmasın? Mutlu olsun, Fenerbahçeli olsun, harika. Sağlıklı olsun. Buyurun, geri kalan her şey. Tesadüf de var. Evet. Sulukas'ın resminin önüne oturduk. Daha doğrusu Çınar oturdu. İnşallah onun gibi çok başarılı bir basketbolcu olur. Harika. Ya yine konuşuruz beraber. İnşallah. O zaman maçlarına geliriz. Maç önü maç sonu röportajlarını yaparız. Belki neden olmasın. İnşallah. Evet, buradan basketbolcularımıza da tekrar teşekkür tüm ediyoruz. Takımımıza. Tüm takımımıza Çınar'a destek olduğu için. Ben yavaş yavaş programı kapatayım. Sizinle sabaha kadar konuşmak isterim ama yayın sonrası bol bol konuşuruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sarı Lacivert Hayatlar programımızın bu sezonki ilk bölümünün konukları Gülmez ailesiydi. Onların muhteşem hikayesini dinledik. Sizin de Sarı Lacivert hayatlarınız varsa belki bu programda siz de yer alabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.